Şükürler olsun. Dur baştan başlasan bir... Abi size ne benim baştan başlamamda? Şükürler olsun, yaklaşık 2-3 ay kadar önce yeni kapıda yok başlayacağım yavrum, sen merak etme. Ben biraz geç başlıyorum ama sağlam başlıyorum. Yeni kapıyı bitirmiştik, bitmem hayatta bitmem. Siz beni pes ettiremezsiniz. Bugün de Yeşilköy'ü bitirdik. Yani Türkiye'de 2-0. 2-0'dı. Saymadılar mı? Sen ne var işin gücün yalan haber yapıyorsun ha, iki günden beri. Saymadılar beni. Yani golü saymamışlar. Efendim, şakası bir tarafa, biz buyuz, doğalız. Yapmacık yok. Hatta programda da görmüş olacaksınız. İnanın birçok şeyi kesmedim. Olduğu gibi verdim. Bugün 4 günlük maratonun sonuna geldik. Benden sonra devam edecek. Sevgili Emre kardeşime rica ettim. Evren Başkanım da sağ olsun tamam dedi. Sen yoruldun abi dedi. Gönderdi beni. Ömer sahneleri gönderecek bana. Tamam. Her şeyi bir tarafa, ben hemşerileri olarak, bir televizyon programcısı olarak ve birçok etkinliği, festivali çeken biri olarak Allah bir hakkı için 4 günün o yorgunluğunu hiç hissetmedim. Eve gittim. Gece 3'lere kadar montaj yapıp sabah devam ettim. Allah razı olsun. Tabii ben anlamıyorum. Saat gibisin. Gece 2'de mesaj atıyorsun. Sabah 8'de arıyorsun. Mesaj atmıyorum. Etiket yapıyorum. Bana mesaj olarak geliyor ya, bildirim olarak. Evet. Bir bakıyorum tık, gece Ahmet Güngör. Öteki türlü olsa Evren sancak tutup da abi geliyorsun der miydi? Şimdi abi, programı kapatacağız. Sormuyoruz zaten o olayı. Söylüyoruz sadece. Aynen. Geleceksin. Programı kapatırken sevgili Murat Çov'dan kamera mikrofonu rica ettim. Aslında geçen seferki programda duygulu anlar yaşanmıştı. Sevgili Melek Çakır kardeşim, Hakan kardeşim, Oğuzhan kardeşim ve genel sayımanımız Dilek kardeşim vardı. Bir duygusallık yaşanmıştı, gözyaşı olmuştu. Dedim ki bugün yine bu şekilde kapatacağız ama maalesef Dilek Hanım'la Melek Hanım'la röportajı erken aldım. Dediler ki abi senin de röportaj alacağız. Yalan. Ben dedim sizinle röportaj alacağım. Oğuzhan dedi ki abi acele edelim, uçağı kaçıracağım, özellikle oyalıyorum. Allah biliyor, özellikle oyalıyorum, kaçsın uçak umurumda değil. Senin bunu yapacağını bildiği için zaten öyle erken söyledi. Mi söyledi? Tabii ki. Yani. Ben uyanığım bunlarda, Trabzonlu'yla aşık atılır mı? Efendim, bugün programın sonuna geldik. Gerçekten mükemmel bir organizasyondu, kusursuz. Üstüne katarak gidiyor Trabzon Dernekler Federasyonu. İnşallah konfederasyon döneminde de güzel hizmetler verecek. Orada da beraber olacağız. Şimdi öncelikli olarak Gençlik Kolları Başkanımız da, ben bir röportaja diyeyim. Başkan vekili olduğunuz için protokol gereği sizinle sonra devam edeyim. Tabii ki. Aslında eski Gençlik Kolları Başkanısın, senden başlasam. Ya başlayabilirsin zaten. Öyle. Ondan başlayalım. Yok başlayalım. Ben yok. Şimdi sağ taraf daha mübarektir. Hakan'ım. Evet abi. Gençlerin burada hırıl hırıl çalıştı. Maşallah. Evet. Yeri geldi su taşıdılar, yeri geldi çay verdiler, yeri geldi misafir ağırladılar. Gençlik kolları olarak tebrik ediyorum sizi. Duygularını bir alayım abi. Vallahi yorulduk ya. Sen yorulmadın ama biz yorulduk ya. 60 yaşındayım Hakan'cığım. Evet. Biz de aşağıya. Al bari, ben burayı dipliyorum. Sen onu hiç yorulmadık diye söyle. Evet. Biz hiç yorulmadık. Dördüncü gün bitti. Bomba gibiyiz. Hala daha. Bu ya. Bir 4 gün daha olsa üzerinden çıkar, altından geçer, üstünden geçer kalkarız yani. Şu an cümlede karıştı farkındaysan. Anladın sen ne demek istediğimizi. Güzel abi, güzel bitti ya. Çok şükür, kazasız belasız, sıkıntısız. Siz neden bitirdik. Bu kadar güzel insanlarsınız? Ya şimdi anlatmaya başlayacağım. Ağlayacaksın şimdi ondan sonra. Ya ağla. Paramı almışım, mutluyum. Ağlar mıyım? Mutluluktan ağlarsın. Abi, başımızda güzel bir abimiz var. Başkanımız var. Çok. Arkasında güzel insanlar var. Gençlik kolları yine işler yapıyoruz. Hep herkes aile ortamında. Yani herkes birbiriyle kardeş gibi. Yani Oğuzhan görevi devretti mesela, hani bana bırakmadı. Zorla mı aldın, devirmedin? Zorla aldım, evet. Yani kopmuyor. Abdülkadir kopmuyor. İbrahim abi kopmuyor. Sürekli telefonlaşıyorum. Haber, taktik bilgi alıyorum. Nasıl yaparız, nasıl isteriz. Hepsiyle görüşüyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok zaten, çok şükür. Ha, işin hepsiyle... tarafını unutma. Sevgili Abdülkadir Meriç kardeşim. Bugün yine ulaşamadık ona. Yok, evvelsi gün buradaydı. Açılışta buradaydı, evet. Ya inanır mısın, kalbinde zerre kadar kırgınlık yaşamayan bir insan. Evet. Selam olsun kardeşim. Selam söyleyeyim kendisine. Öyle işte.
Yani aslında öyle işi değil. Ben biraz daha geleceğim. Babaanneyi gördük. Bugün evet. Ellerinden öpüyorum. Evet, dünya tatlısı. Normalde cuma gelecekti. Bugün amcam getirdi bugün onu. Bugün daha iyi oldu. Çünkü fırsat bulduk. Muratçov özellikle uzattırdı konuşmayı. O şiveyi o kadar tatlı konuşuyor. Anlatamam. En son dedi ki torun da dedi onsuz gelemezsiniz zaten. Evet. O büyük bir gözdağı oldu. Bize sensiz gidemeyeceğim. Yok gidersiniz gene gidersiniz ya. Beraber de gideriz. Ben siz de gidersiniz babam orada olur yani. Konuda sıkıntı yok. Babam da benim. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi sana. Benden yana hakkım federasyona ve sizlere helal olsun. Çarşamba günü tamam edin. Şey yapma duygusala bağlamayın. Çarşamba günü müsait olursan Onay Şahin Menzili Geceler programımız var. Seni bekliyoruz. Hemen sahnenin önüne... Lafın altını çizelim. Müsait olursam. Tamam müsait olursam. Sahnenin önüne mikrofonu, kameranı kuracaksın. Sen de. Yalnız şu var bir şey söylemiştin. Yemek tabii yemek de var evet. Önce yemek. Ne istersen sen ne yiyebilirsin? Ne? Minzi peynir işte doğru söylüyor. Peynir ekmek yiyeceksin. Teşekkür ediyorum. Ne yiyecektim Oğuzhan'cığım? Abi Minzi ile Minzili gecelere geliyorsun. Minzi yiyeceksin. Minzi nedir? Bizim orada peynirdir. Peynirle ekmek yiyeceksin. Yanında tereyağı da olacak ama. Tereyağı olmazsa zaten olmaz. O ekmek tereyağıyla pişecek de. Efendim direkt geçiş yaptık. Sevgili Oğuzhan Usta. Trabzon Dernekler Federasyonu geçmiş dönem gençlik kolları başkanı şu anda başkan yardımcımız. Genç bir kardeşin duruşuyla yani aslında ikisini de anlatmaya gerek yok. Yani şu anki yanımda oturuşlarından belli zaten duruşlarından. Allah razı olsun Rabbim eksik etmesin federasyonun başından sizin gibi değerlere. Kardeşim 4 günü bir değerlendirme yaparsak. Sen de çok yoruldun. Hatta en son Süleyman Soylu geçmiş dönem bakanımız geldiğinde abi bir dur ne olursun bakan geliyor demiştin. Çaktırmadan fırça yemiş gibi olmuştum. Evet. Hesap sorma sırası bende. Abi şimdi takdir edersiniz ki 15 yıldan beridir bu STK'ların içindeyiz. Biz öyle 3-5 aylık ya da 1-2 yıllık bir davamız, bir emeğimiz, bir gayemiz yok. O yüzden hani bizde kırgınlıkmış, şuymuş, buymuş gelip geçicidir. Seninle kavga ederiz. 2 saat sonra barışırız. Başkasıyla tartışırız, otururuz, anlaşırız. O yüzden yani bizi başka teşkilatlarla karıştırma. Burada samimiyet var. Burada gayret var. Samimiyetin ve gayretin olduğu bir yerde insanlar her zaman kazanır. Burada bir aile birliği var. Aile birliği olmasa zaten bu 15 yıldan beri devam etmez. Oraya geleceğim. Bana cumartesi gün Evren Başkan ne dedi biliyor musun? Abi çok yoruldun. Bugün kandil belki yani eğlencemiz olmayacak. Yoğun olmayabilir. İstersen dinlen. Bana bu kelimeyi hiç kimse söyleme. Sen diyorsun ki duygusala bağlıyorsun. Bu duygusal değil. Bu insanlığı mutlaka söylemek gerekir. Bana para veriyor bu adam. Kusura bakma da gel abi der. Bak düşün. Benim abi biz seni düşünürken senin sağlığını da senin iyiliğini de düşünüyoruz. Yani Allah daha çok sağlık versin. Sen bizim için sabah da söyledim. Kıymetlisin. O yüzden yani seninle de olan hukukumuz yıllardan beri devam ediyor. Ben hani siyasete girmek babından değil de aşk ile koşan yorulmaz derler ya. Biz öyleyiz yani 4 günden beri buradayız. Bunun öncesinde insanların işte sahne ayarlaması, protokol ayarlaması, standlar, şunlar bunlar bir sürü şey var. Yok davetiyeler, davet gitti mi gitmedi mi? Yani bunlarla birlikte uğraşıyoruz ama biz neyi seviyoruz? Yani ben her zaman söylerim benim kahve gibi bir alışkanlığım yok. Oturup kahvede saatlerce oyun oynayayım diye bir şeyim. Bizim sosyal ortamımız burası. Hani dışarıda arkadaşlarımızla tabii ki de çıkıp bir şeyler yapacağız edeceğiz. Burada güzel olan şey dostluk, samimiyet, gayret, bir amaç. Biz İsmail Başkan'la birlikte yola doğru koşuyoruz. Biliyorsun yani hedef de büyüdü, çatılar büyüyor başkanla beraber. Tabii yani eğer ki hani derler ya sürekli hedefi büyütmezsen küçükte kalırsın. Kesinlikle. Sen hedefini gökyüzüne koyacaksın, çıkabildiğin yere kadar çıkacaksın. Evet. Bak ilk defa bizden bir tane astronot çıktı uzaya. Şimdi belki ikincisi çıkacak, üçüncüsü de o zaman Trabzonlu olsun. Niye olmasın? Niye olur? Ya Ahmet niye abi. Uzayda da Trabzon'u biraz bu ülke kaldıramaz herhalde. Şimdi bana sorsan açsın orada Türk bayrağıyla birlikte Trabzonspor bayrağını, çalkalansın her yer. Bana bak. Hedef o ya, bizdeki hedef o işte. Güzel bir örnek verdim. Ya, yanlışlıkla Fenerbahçe'de bizim maçımız orada diye oraya çıkmasınlar. Çıkarlar, yaparlar.
Bugün de Trabzonspor 1-0 galip bitirdi. Ben 2-0 evet. diyebiliyordum. Tebrik Sana ediyorum. Böyle yalan haberler Yalnız şunu da söyleyeceğim sevgili şeyler. Rizeliler özür dilerim. Gerçek Rizeli'den, gerçek taraftardan. Ben bir Samsunlu olarak Rize'yi 3-0 yenmenin mutluluğunu, hani Fenerbahçe'nin 3-1'lik bir galibiyeti vardı. Fenerbahçe Trabzon maçı kaç bitmişti? 1-0. Hayır, bu değil. Fenerbahçe Trabzon. Geçen yeni kapıdayken yaptığımız etki 3-2 bitmişti. 3-2 evet. Evet. Son dakika attık zaten. Demişlerdi ki şampiyonluk kadar mutluluk verdi. Ya o çok güzel bir atmosferdi. Ama şöyle de bir şey var. Oldu. Bak geçen seferde yine biz Trabzon günlerindeydi. Yine yendik. Bugün de yine maçımız vardı. Yine yendik. Yani biz bunu her hafta yapmaya başlayacağız böyle giderse. Her hafta yaparsak Trabzonspor'da galibiyet alacak anladığımız kadarıyla. Uğraşıyor. Bu ara kasetli değil, kartlı canım. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Yine geleneğe bozmamış olduk. Yine sizlerle kapatmış oldum. Gerçi Dilek orada. Dilek abla. Kadraja girmemiz lazım. O zaman, Dilek abla. Dilek ablası. O zaman ayağa kalkacağız. Hayır yok. Ama sığmaz. O zaman bekle. Ama kadraja bakacağım. Ömer Bey. Kamerayı kapamayalım. Kamerayı kapadın. Evet, şimdi de Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterimiz Dilek Bulut aramıza katıldı. Genel Sayman. Sekreterimiz. Allah aşkına ya. Genel Sayman'ımız iki yanda Mustafa Sarı'dır. Yeniden bizde kesmek yok. Bizde kesmek yok. Bak Dilek yarım gözüküyor orada. Yo tam gözüküyor. Şöyle yapalım. Şimdi Dilek abla da yıllarca biz gençlik kollarında birlikte çalıştık. Burada Ahmet abi de çalıştı mı gençlik kollarında? Ben çok hatırlamıyorum ama. Ahmet abi kim? Yani bilmiyorum. Sen hatırlıyor musun? Kimi? Ahmet abi gençlik kollarında çalıştı mı? Hangi Ahmet? Vallahi biz de hatırlayamadık ama herhalde 1, 2, 3 olarak gençlik kollarında çalıştık. Abi bunlar şimdi bu koltukta anlamıyorlar ya. Bu koltukta oturanlar. Peki aramızda ne işi var bunun diyor. Bu koltukta oturanların Trabzon için kalbi atıyor. Biz yeri geldi. Eşya taşıdık. Değil mi? Ne kadar karşı olmamıza da rağmen olsa her şeyi yaptık. Şöyle biraz daha kayalım. Evet. Sibel'imiz de geldi bizim. DJ Sibel'imiz. Kendini de çok geliştirdi son zamanlarda. Çok takdir ediyoruz. Yolu açık olsun. Bizim gururumuz. Burada biz gençlik kollarını biz, Ahmet abi sen çay içebilirsin. Biz burada devam evet edeceğiz ya. Programa. Şöyle yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi Tabii. Evet Ahmet abi alalım seni de buraya tekrardan. Şimdi burada bir muhabbet döndü. Dediler ki eğer ki demin yani 15-20 dakikadan beri konuşuyorsan ve kayıt düğmesine basmadıysan vay halimize. Ama Ahmet abi de heyecan yaptı. Bir baktı öyle bir sıkıntı yokmuş. Nurettin Başkanıma cevap veriyordu. Tamam. Burada herkes farklı birine cevap veriyor. Trabzonluk da burada ortaya çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi mikrofonu da ilk önce genel sekreterimiz Dilek Bulut'a vereyim. O da gerek gençlik kollarıyla alakalı, gerek yönetimimizle alakalı duygu ve samimiyet düşüncelerini dile getirsin. Biz de mi söyledik? Burada dedim samimiyet var, bir aile ortamı var, çıkar ve farklı düşünceler olmadığından dolayı 15 yıldan beri birlikteyiz. Bunun da ana şeyini, ukdesini buna bağladık. Senin de birkaç duygu ve düşünceni almak isteriz. Sonradan da Sibel'in alırız. Öncelikle Ahmet abi tekrar hoş geldin. İyi ki buradasın. Çok teşekkür ediyorum. Dilekciğim, hoş buldum. Ama gerçekten şu samimiyeti, şu sıcaklığı ben bir yerde bulamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sıcaklığı bulamazsın başka. Evet şu an bak terlemeye başladım. Yani iki tane hırçının arasındayım. Allah sonum hayır etsin. Canımın içi. Seni her gördüğümde ben Antalya'yı hatırlıyorum. Antalya'da şurama kardeş olarak geldin. Aynen devam ediyor ama ben de senin röportaj yapmayacaktın. Oğuzhan'ın cevabını verdi. Gençlik kollarından yetişme bir kardeşiniz, bir ablanız olarak ben bayrağı teslim ettiğimiz arkadaşlara ayrı ayrı gurur duyuyorum sizinle.
Biz biraz çıtayı yüksekte bırakmış olabiliriz, özür dileriz bu bağlamda. Ama siz daha da yükseklere taşıyorsunuz. Yeni yeni fikirler, birçok konuşmalarda da söylüyorum onu. Her etkinlikte yeni fikirler çıkıyor ve bu fikirler her zaman gençlikten çıkıyor. Yeter ki önleri açılsın, yeter ki arkaları desteklensin. Gurur duyuyoruz. Bugün Soylu Bakanım geziyor. İftar denildi, hayır dedik, sahur. Sahuru gençlik kolları yapıyor. Akılda kalanlar bunlar yani. Akılda kalanlar bunlar. O yüzden ben teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum ya. Her zaman da gençlikle beraberiz. Birisi sorduğu zaman ne yapıyorsunuz? Genel sekretersiniz. Gençlik kollarına yetişme bir genel sekreterim, evet. Veya yönetimdeyim. Fark etmiyor. Ünvanların çok önemi yok bir noktadan sonra. Nereden geldiğimiz önemli. Burayı besleyen yer gençlik kolları. Birçok yerde böyle. Bizim federasyon içinde böyle. Şimdi pırlanta gibi kardeşlerim var. Arka tarafta Selam Aykut oturuyor. O da bizim gençlik kollarımızın kurucularından. Bizden evvelki nesil oradan bakıyor. Selam. Ben Sibel'e vereyim. Biraz onun duygularını alalım. Sibel benim devrem. Evet. Oğuzhan da devrem. Hakan da devrem. Ya. Sibel aramızdan yetişmiş çok kıymetli bir arkadaşımız. Hala grubun içinde, hala ekibin içinde. Biraz fiziken uzaklaştı bizden ama her fırsatta yanımızda. Özellikle il dışı programlarında daha çok vardı. Geçmişten bugüne var. Şimdi başarılı bir DJ oldu. Çok güzel işler yapıyor ya. Gurur duyuyoruz. Az evvelki programına gelemedik gerçi ama özür dilerim. Ama aşağısı yoğundu. Kesin buraya gelmişti. Kesinlikle geldi. Kesinlikle geldi. Ben kendisine vereyim. Kendini daha iyi ifade eder oraya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun delisi derler. Enerjisi, neşesi. Artık nasıl bir ünvanla sahibim bilmiyorum ama 2010 senesinden beri buradayım. Kendimi hiçbir... Evet, o kadar eskiyim. Ve hiçbir zamanda kopmadım. Evet, evlilik oldu, çocuk oldu. Bir tık daha böyle uzaklaşıyorsun ister istemez ama... Benim manevi gönlüm her zaman federasyonda. Ahmet abi seni görünce Bursa geliyor aklıma. Antalya'da yoktum. Bursa'da beraberdik. Genelde bizim Trabzon günlerimiz hep böyle şeylere denk gelir ama... Evet. Bursa'da birçok genç arkadaşlarımız var. Ceylanlar vardı, Leyla'lar vardı. Gene bir patlama olmuştu. Genelde biz böyle Trabzon denince... Orada şöyle bir şey olmuştu, sahne falan iptal olacaktı. Mustafa Demir başkanım dedim ki, başkanım dedim, sahneyi iptal edelim ama gelin canlı yayınları iptal etmedik. İyi ki dedi, etmemişsin. Harika bir ortamdı. Bursa'nın organizasyon sorumlusu bendim o dönem. Evet, şehir dışındaydı. Benim de bir cenazem oldu. Trabzonspor takımı bulduk. Yurt dışından dernekler geldi. Gayet keyifliydi. Buyurun. İban'ını at diyorlar. Sahneden indim. Daha terim soğumadı. Evet. Gidiyorum. Aman İban var da bu iş biter. Mükemmel bir çekimin daha sonuna geldik. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dilek abla sana çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan başkanım sana teşekkür ediyorum. Ahmet abi sana da teşekkür ediyorum. Ahmet abiye. Kapanış yapıyoruz. Ahmet abiye ekstra bir teşekkür edelim. Bu her Trabzon günlerinde... Sadece Trabzon günleri de olmasına gerek yok gerçi. Her konuda yanımıza geliyor. Emeğini veriyor, terini akıtıyor. Yani herkes bir kameraman olabilir, işte gazeteci olabilir. Ama Ahmet abinin yerin bize başka. Bizim aramızda duygusal bir bağ var. Böyle dışarıdan sabote ediliyoruz ama. Evet ya. Biz bütün herkese teşekkür ediyoruz burada. Gelen gelmeyen. Bütün hemşerilerimize, kendini fahri Trabzonlu hisseden ve kalbi Trabzonsporlu atan herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyoruz. Efendim, her şey güzeldi. Her şey güzel devam edecek. Ve bunu da hiçbir şekilde kesmeyeceğim. Olduğu gibi yayına vereceğim. Evren Başkan gerçek silah çıkaracak. Allah'a ısmarladık. Başka bir Trabzon etkinliğinde görüşmek üzere. Evet. Efendim şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu. Horon'un yeni oynama öğrenmesine rağmen şu oyuna bakar mısınız? Folklor ekibi böyle oynayamıyor. Tebrikler Sayın Başkan. Harikasınız. Eyvallah. Vallahi harikasınız.
gayet de güzel oldu. Evet. Allah'a şükürler olsun, toparlıyoruz. Evet, Sayın Başkanım, finale geldik. Son duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Kapanışı sizden dinleyelim. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. 4 gün burada olağanüstü hemşerilerimizle güzel vakitler geçirdik. Hemşeri buluşmaları oldu. Yani çok hoştu. Böylelikle finali de yapıyoruz. Sizler de çok emek verdiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık başkanım. Çok teşekkürler. Başka bir şenlikte inşallah yine hep beraberiz. Eyvallah. Efendim, saygılar. Hepinize çok teşekkür ederiz.